Çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Ankara'dan sesleniyoruz ve şüphesiz sektörün marka ismiyle beraberiz. Usta Otay'a konuk olduk ve yanımızda firmamızın sahibi Yaşar Bey var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Yaşar Bey merhabalar. Merhaba canım. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Sağ olun efendim, bizlerdeyiz. Öncelikle efendim ekibimiz adına bizleri burada misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür sağ olun. Ederim. Çok sağ olun. Ben röportajımı Yaşar Bey'i tanımakla başlamak isteyeceğim öncelikle efendim. Yaşar Bey kimdir? Sektörle tanışma hikayeniz nasıl oldu? Buyurun. Ben 1962 doğumlu, Yozgat doğumluyum. Ankara'ya 1970'de geldim. Ve 73'te, 74'te bu işe başladım ben. Yani çekirdekten yetişmiş bir isim aslında Yaşar Bey. Çırak olarak yetişen bir ustayım. Evet. Klasik araba yapıyorum. Evet. Bütün bu arabaların dizaynını, boyasını, kaportasını, göğüs aksamını, iç döşemelerini, bütün her şeyini yapıyoruz yani biz. Biraz anlatabilir miyiz peki bu sistemi? Yani biz buraya geldiğimiz zaman ne gibi hizmetlerle karşılaşıyoruz Yaşar Bey? Bütün arabalarımızı söküyoruz tek tek. Çürük olan yerlerini sac koyuyoruz. Sacı değişecek yerleri değişiyoruz. Gerekirse kaporta aksamında olan yerleri değişiyoruz. Kapı işleri olsun, motor içi olsun, bunun her yerini yani tek tek inine kadar yerine kadar her şeyini elden geçiriyoruz biz. Yani A'dan Z'ye aslında. A'dan Z'ye düzenli olarak yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Evet, ama biz de tüketici olarak bazen bilinçsiz davranıyoruz Yaşar Bey. Biz şunu bile düşünüyoruz, uygun fiyat politikası bu bizde bir algı. Maalesef ki röportajdan önce de bahsetmiştik biraz sizlerle, kısa bir söyleşimiz oldu. Evet. Bizim nelere dikkat etmemiz gerekiyor efendim, nasıl anlayabiliriz sizce? Yani anlama konusunda neyi anlamak yani için? Yani şunu söylemeye çalışıyorum, bu içinde yapılan işçilik önemlidir. İlla ki. Kullanılan malzeme önemli. Tabandan en iyi malzemeleri kullanarak biz bu işi yapıyoruz zaten. Normal bir arabada kullandığımız malzemelerden çok çok farklı bir malzeme bu. Tabanından tutun, ta ki pasta cilası ve korumasına tutana kadar biz kaliteli şeyler kullanıyoruz. Mesela şöyle kaliteli malzemeler kullanarak yapıyoruz. Evet, tüketici olarak da kalite ucuza alınmaz. Böyle bir gerçek var. Aynen, algılanmak gerekir bunu. Aynen öyle, aynen öyle. Evet. Kaliteyi yaşayacaksan iyisine yaptıracaksın, iyi üstüye yaptıracaksın. Bana yaptırmanız şart değil. Evet, yani bu işin erbabına bırakmak lazım. Erbabına bırakacaksınız bu işi. Evet. Peki sizin hizmet verirken kriterleriniz neler Yaşar Bey? Yani olmazsa olmazlarınız vardır efendim mutlaka. Yani 40 yıldır sektör içerisinde. Ben özellikle LFM'a bile yazdım. İşçiliklerimiz garantilidir diye. Bu neden kaynaklanıyor? İşimin erbabı olduğum için. İşimi çok iyi yaparım. Güveniyoruz çünkü kendimize. Güvenerek yaparım. Benim 50 yıllık, 20 yıllık, 30 yıllık bütün müşterilerim hep böyle. Güvenip gelirler, çayımı kahvemi içerler, işini bırakırlar, gönül rahatlığından giderler. Dürüstlük değil mi aslında Yaşar Bey? İlla ki, dürüst olacağız. Yani şunu söyleyebiliriz aslında, biz önce hizmet ondan sonra ticaret diyoruz. Aynen öyle. Evet, biz de buradan ekran başındaki izleyicilerimize hatırlatmış olalım tekrar Yaşar Bey. Usta Otay'a geldikleri zaman güler yüzü, güveni, İlla kaliteyi... İlla içecekler, hiç iş yaptırmalarda şart değil. Gelecekler, görecekler burada ne iş yapılıyor, nasıl bir kaynak, nedir bu? Yaptırması şart değil. Yani yaşamaları lazım. Gelip tanışmaları lazım. Bence sizin başarınızın sırrı Yaşar Bey, siz işinizi çok severek yapıyorsunuz. Yaşıyorsunuz illaki, yani. İlla ki ben bunu sevmesem yapmam. Zaten emekli oldum, hala da yapıyorum. Hala yapacağım da yani. Evet. Ölene kadar da devam. Evet, insanların mutluluğu da sizi mutlu ediyordur. İlla ki güler yüz her şeyden önce. Kesinlikle efendim. Peki sektöre baktığımız zaman irili ufaklı bazı sıkıntılar var. Sektörün sıkıntıları neler ve sizce neler olmalı? Bu konudaki görüşlerinizi alabilir miyiz? Çünkü 40-45 senedir sanayinin içerisinde büyümüş bir esnafsınız. Ya şimdi işte hep baştan anlattığımız gibi oluyor yani. Sektörün yani... Personel yetişmiyor artık. Personel yok, çırak yok. Bunlar yani çok sorun olan bir şey. Hep kendi kapa kuvvet kendine güveniyorsun yani. Başkası gelip de işçi olarak burada çalışmak istediği zaman illaki bir takım şeyler bekliyor yani. Onu da karşılıyorsun. Anam hasta, babam hasta diye giden oluyor. Çalışmıyorlar belki, yani. Belki siz son jenerasyonsunuz. Yani geleceğimiz adına zaten da bir sıkıntılı çok durum. Çok zor. Çok zor.
İrelisi için çok zor. Yani bizden sonrası yok gibi bir şey. Aslında aileler de biraz teşvik etse, bizler mesela yaz tatillerine giderdik. Önceden öyle değildi işte. Önceden biz gidiyorduk, eti senin kemiği benim deniyordu. Bu çocuğu yetiştir, hiç para mara istenmiyor. Şimdi bir çocuk geldiği zaman ilk önce kaç para maaş alacağım, kaç para vereceksin bana diye soruyor. Bu yanlış aslında. Mesleği öğrense, mesleği öğrense zaten her yerde ekmek çıkartır. Evet. Ben bir başka memlekete gideyim, şu halimde bile ben aç kalmam. Orada yol param olmasa bile bir ustanın yanına var, bir çamurluk boyarım, alırım 500 liramı gelirim buraya. Bitti yani. Yoluma bu gelirim. Çok önemli bir şey. O kadar peki, basit. Kesinlikle. Peki gelen araçlar genelde hangi bölgelerden geliyor size? Nerelerden tercih ediliyorsunuz en çok Yaşar Bey? Bütün her yerden gelir bana araçlar ama genellikle de Ankara'da yetiştiğimiz için Ankara'da çevrem çoktur. Ankara'dan gelir yani. Ağırlık Ankara. Peki Ankara. Dönersek bir 40-45 sene önce. Hedeflerinize ulaşabildiniz mi? Yani bu yola çıkarken buraları hallediyor muydunuz Yaşar Bey? Mümkün değil tabii. Ama insan isteyince her şey olabiliyormuş. Yani aslında hedef bitmiyor. Hedef bitmez zaten. Daha iyisini yapmaya çalışırsın. Evet. O kadar basit. Aslında her bir yeni hedefe ulaştığımızda bizler için yeni bir hedef doğuruyor diyebiliriz. İlla ki. Evet, biz bu yolda başarılar dilerim o zaman Yaşar Bey sizden. Buradan son olarak son sözlerinizi alalım. Sizi sevenlere, Ankara'ya, tüm Türkiye'ye neler aktarmak istersiniz? Ve röportajımızı sonlandıralım. Bütün sevdiklerim için herkesi buraya bekliyorum. Gelsinler, iş kalitesini görsünler. Herkese de teşekkür ediyorum. Biz de herkesi bu aile yerine davet edelim buradan ekran tabii, başındaki yemek, izleyicilerimize. İçmek, çay, yani işi çayımız, önemli değil. Kahvemiz her zaman mevcuttur. En azından bir tanışmaları, bir çayımızı, bir kahvemizi içmeleri, bir yemeğimizi yemeleri de kafidir diyoruz. Evet, ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum Yaşar ben Bey. Ben teşekkür ederim. Başarılarınızın devamını diliyorum. Sağ olun. Teşekkür çok sağ olun. Saygılar efendim. Sağ olun. Benden saygılar. Evet sevgili Sektörel Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere başkentimiz Ankara'dan seslendik ve şüphesiz sektörün marka ismiyle beraberdik. Usta Otay'a konuk olduk ve buradan aktaracaklarımı şimdilik bu kadar. Sözü merkeze bırakıyoruz. Hoşçakalın.